Füzyon enerjisinin kullanıma girmesi, tıpkı tarihte elektriğin kullanılmaya başlamasına andıran bir sıçrama yaşatabilir. Bu üretim şekli dünyaya milyonlarca yıl yetecek kadar enerjiyi üretmeye aday. Evet, yanlış duymadınız. Aslında bu enerji biçimine yıldız enerjisi de diyebiliriz. Örneğin buna kanıt olarak nükleer füzyon denilen sürecin kainatın herhangi bir yerinde bulunan ölçekte enerji üretebileceğine dair kanıt istiyorsanız sadece gece gökyüzüne bakmanız yeterli. Oradaki her bir ışık demeti doğal bir nükleer füzyonla çalışan reaktördür diyebiliriz. Uzun yıllardan beri bilim adamları yıldızların enerji kaynaklarını dünyaya getirmeye çalıştılar ve Oxfordshire'de bulunan Callum Füzyon Enerjisi Merkezi geçtiğimiz gün duyurduğu dikkat çekici bir deneyle yapay bir mini yıldızın ateşlenmesi ve bunun devam ettirilmesinde yeni bir dönüm noktasına vardı. Kısaca JET adı verilen ve anlamı Avrupa Ortak Torusu olan bilim insanları çörek biçimli bir makine geliştirdi. Füzyon reaksiyonlarınca yayılan enerji bağlamında 1997 yılında kırılan daha önceki dünya rekorunu iki katına çıkarmayı başardı. Deney devam etmekteyken yayılan füzyon enerjisinin düzeyi 4 adet rüzgar türbininin yaydığına eşdeğerdi. Bu endüstriyel ölçekte enerji üretimine doğru atılmış önemli büyük bir adım demek. Üzerinde her geçen zamanda yapılan deneyler olumlu sonuçlanması bilim insanlarını heyecanlandırmaya yetiyor. JET'in tasarım ve hedeflerine uygun şekilde yakıtı ısıtmak için ihtiyaç duyulandan daha da düşük halde füzyon gücü üretildi. Bu işlem dünya genelindeki füzyon bilimcilerin en önemli hedefi olmaya devam ediyor. Aslında daha güzel olan yanı, füzyon enerjisi dünya genelinde temiz enerji üretme potansiyeli taşıyor. Eğer bu sistem kusursuz hale dönüştürülürse, dünyadaki her bir insanın en az binlerce ve hatta milyonlarca sene yetecek kadar enerji üretilebilecek. Bu enerji üretim şekli ayrıca karbondioksit ya da uzun ömürlü radyoaktif atık üretmiyor. Ayrıca Şernobil ve Fukushima'dakiler gibi tehlike ihtimali de yok. Yaşadığımız çağda enerji üretimi maalesef yeterli değil. İşte bu enerji sistemi bize, yani insanlık tarihine önemli ölçüde çağı atlatacak. Şimdilerde füzyon bilimciler çoktan harekete geçti. Ancak elde edilen ivmeye karşın füzyonun evimize elektrik sağlamasından önce kat edilmesi gereken uzun bir yolu var. En temiz özel füzyon şirketi bile 2025 yılına kadar yalnızca bir pilot tesis kurmayı vaat ediyor. Durum her ne olursa olsun artık yıldız enerjisi hususunda heyecanlanmamızın zamanı geldi. Gerçekte teknoloji ve araştırma her daim insanların rahatlığını ve refahını arttırmanın anahtarı ola gelmiştir. Şayet füzyon enerjisi başarılı biçimde kullanıma girerse, insanlık tarihinde elektriğin kullanıma girmesi gibi veya ilk uçağın icadına benzeyen bir dönüm noktası olacak. Sonuçta temiz enerjiye ihtiyacımız fazlasıyla acil ve ne kadar erken gelirse işte o kadar iyi olacaktır. Füzyon enerjisi muhtemelen beklediğimizden daha erken kullanıma girebilir. Kesin zaman çizelgesi bir tarafa, son 6 ayda ve hatta geçen günlerde yaşanan gelişmeler bile yıldız enerjisi sayesinde çok parlak bir geleceğe sıçramamıza sebep olacağı görünüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?